Real gündemle devam ediyoruz. Kadir Has Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mustafa Aydın bizlerle birlikte stüdyomuzda. Mustafa Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Neler yapıyorsunuz diye baktığımda son olarak TOB ve Cisco'nun girişimcilik programına katılımcı olmuşsunuz. Evet. Kadir Has Üniversitesi'ne dair pek çok bir hareketlilik var son günlerde, onları duyuyoruz ama bu son gelişmeydi. Girişimcilik programını nasıl destekliyorsunuz, nedir yaptığınız? Bu program, öncelikle onun hakkında biraz bilgi verirsem, bu program TOB Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Cisco Sistem arasında geliştirilmişti. Aşağı yukarı 1,5 yıllık bir geçmişi var bunun. Bu iki yapı bir araya gelerek Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın oluşturduğu, hazırladığı bir altyapı ve çalışmayla birlikte TOB Cisco Girişimcilik Programı diye bir yapı, bir sistem oluşturdular. Burada Ankara'da başladı bu. Şu anda Türkiye'ye yayılmaya başladı. Biz 4. kurumuz. Aslında İstanbul'daki ilk kurumuz. Gaziantep'te ve galiba Konya'da, yanlış hatırlamıyorsam, bir başka merkezleri daha var. Kadir Has Üniversitesi, aşağı yukarı biz 2 ay kadar önce kendileriyle konuşmaya başladık. Ve bu geldiğimiz noktada bir merkez açtık. TOB Cisco Girişimcilik Merkezi diye bir merkez açtık üniversitede. Marmara ve İstanbul bölgesinin sorumluluğunu aldık. Burada yapacağımız olan şey, girişimcilere, ki bu aslında hedeflediğimiz kitle KOBİ'ler, küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri hedefliyoruz veya henüz girişimci olmamış, bu konuda bir arzu içerisinde olan, ufak sermayesi olan ya da belki olmayanları hedefliyoruz. Bunlara farklılaştırılmış eğitimler verilmesi. Henüz KOBİ olmamış, henüz girişimci olmamış olanlara tabii bu işin nasıl yapılacağı, altyapısı, teknik olayları, raporlama tekniklerinden başlayıp bir şirket nasıl kurulura kadar götürülecek bir arka plan eğitimi verilmesi hedefleniyor. Ama küçük işletmelere de baktığınızda bugünkü dünyanın gerçeklerine uygun daha nasıl mantıklı, daha nasıl verimli bir işletme yapısına doğru dönebilirler, nasıl işletebilirler, onun üzerine çalışmalar yapıyorlar. Peki KOBİ'lerin kuvvetlendirilmesi için neler var programda, neler öğreniyorlar, neler öneriyorsunuz? Şimdi ilk başlattığımız program, tabii yaz dönemine denk geldiği için çok fazla ayrıntı yapmıyoruz şu anda ama ilk başlattığımız bilişim çağında işletme yönetimi diye. İçinde bulunduğumuz çağın gerekleri var. Bu gereklerin başında hız geliyor, sürat geliyor ve her an kontrol altında tutabilmek geliyor. Bunu da özellikle bilişim altyapısıyla sağlamak mümkün. Teknolojiyi en iyi şekilde kullandığınızda en az sayıda insanla en maksimum faydayı elde edebiliyorsunuz. Biz bunun yöntemlerini öğretmeye çalışıyoruz. Bir malın üretimine başlama aşamasında, hatta başlamadan önce belki talebin kontrol edilmesinden, bunun ölçülmesinden başlayıp malın nasıl üretilip üretim aşamasında nasıl takip edilip daha sonra satışa kadar takibinin yapılacağı sistemleri kendilerine öğretiyoruz, veriyoruz. Onun bilgisayarlı modellerini gösteriyoruz. Veya işletme hesabının bilgisayar üzerinden tutulmasından tutun da bunların takibine kadar her türlü şeyi burada göstermeye çalışıyoruz. Bu tabii ilk aslında modül. Yaz dönemi için planlanmış 3 aylık bir programdan bahsediyoruz. Eylül ve Ekim ayından itibaren başlayacak. Hani 2 günlükten yine 3 aylığa kadar uzanan farklı modüllerde, farklı içeriklerde eğitim programları da olacak. Peki ilgi nasıl KOBİ'ler tarafından programa? Şu anda gayet iyi gözüküyor. Yani biz yaz dönemi olduğu için çok ilgi olmaz diye bekliyorduk ama gayet ciddi bir ilgi var. Biz aşağı yukarı 20-25 bin kişilik bir listeye ulaşmış durumdayız. Bu tabii kişi dediğim aslında her biri bir şirket. Dolayısıyla hani bunu 10'la çarptığınızda belki 250 bin kişiye ulaşmış durumdasınız. Oradan dönüşler iyi. Bu ilk programı yapacak düzeyde bir rakam var. Bu ilk programın özelliği aynı zamanda sadece KOBİ'lerin eğitimi değil, eğiticilerin de eğitiminin aynı anda buna paralel olarak yanında devam ediyor olması. Dolayısıyla biz Kadir Has Üniversitesi olarak da bu beceriyi kendi bünyemize katmış olacağız. Bundan sonra da bunu biz sürdüreceğiz Eylül'den itibaren. Şimdi bilişime yatırım konusunda destek var mı? Çünkü KOBİ'lerin en büyük zorluğu da bilişimin finansmanına gelip tabii takılıyorlar. Tabii. Buna dair TOB, Cisco ve yani sizin şimdi orada tabii baştan böyle bir vaatle insanları buna çekmiyoruz. Öyle bir kandırmaca içerisine girmiyoruz. Burada biz bu işin nasıl yapılabileceğini, nasıl kullanılabileceğini gösteriyoruz. Fakat şöyle imkanlar ve alternatifler söz konusu. Üniversite olarak yaptığımız başka programlar var. Bunların arasında bizim bilişim sektörünün önde gelen firmalarıyla yaptığımız işbirlikleri var. Onlarla yaptığımız işbirlikleri çerçevesinde bir takım ürünlerin indirimli olarak bu programlarda
eğitim alanlara servis edilmesi veya verilmesi söz konusu olabilecek. Ama dediğim gibi bunları baştan biz size işte bilgisayar veriyoruz ya da program veriyoruz, buyurun bu programa gelin gibi bir öneriyle yola çıkmıyoruz. Çünkü zaten yaptığımız işin eğitim tarafı bizatihi çok önemli diye düşünüyoruz. Peki ilgilenenler nasıl ulaşıyorlar, bilgileri neler, onu da söyleyelim. Şimdi biz bu merkezi ve bu programı Kadir Has Üniversitesi'nin altında kurmuş olduğumuz Yaşam Boyu Eğitim Merkezi üzerinden sürdürüyoruz. Dolayısıyla bununla ilgili bütün bilgilere de Kadir Has Üniversitesi'nin web sayfasından www.keas.edu.tr'den ulaşabilirler. Şimdi araştırmalara baktığımızda en büyük 3 sorun, hani bu araştırmasından araştırmasına değişmekle değişiyor beraber yani. Terör, işte ekonomik krizin yansımaları, işsizlik ve eğitim geliyor Türkiye'de. Bu bağlamda hani eğitim sektöründeki durum nasıl? Onu konuşalım biraz. Kadir Has 13. yılını doldurdu. Doldururken, geride bırakırken nasıl talebi karşılayabiliyor muyuz? Tabii Kadir Has Üniversitesi olarak biz belli bir olgunluğa ulaştık. Türkiye'de yani 10 ile 13 yaş arasındaki üniversiteler artık vakıf üniversiteleri anlamında baktığınızda altyapılarını sağlamlaştırmış, olgunlaşmış üniversite örneğine, modeline geçmiş oluyor. Fakat Türkiye'de son yıllarda, özellikle son 5 yıl içerisinde çok fazla sayıda üniversite çok hızlı bir şekilde kuruldu. Bunlar arasında devlet üniversiteleri de var, vakıf üniversiteleri de var. Burada bir takım sorunlar bizim dikkatimizi çekiyor. Bir kere öğretim üyesi anlamında bazı sorunlar var. Her alana öğretim üyesi bulamaz hale geldi pek çok üniversite. Nerede açık var? İşletmecilikte başta açık var. Yani açıkçası ben de işletmeci arıyorum. Dolayısıyla ekranlardan da duyan varsa gelsin diyeceğim. Türkiye'de çünkü işletme eğitimi anlamında baktığınızda işletme uzmanları, iyi işletme hocaları zaten piyasada çalışıyorlar. Dolayısıyla üniversitelere gelmiyorlar. İkincisi hukuk fakültelerinde ciddi açık var. Öğretim üyeleri sayısı yeterli gözükmüyor. Teknik alanlardaki açık eskisi gibi değil. Sosyal alanlarda da böyle bir sorun gözükmüyor. Ama kontenjanlar anlamında baktığınızda ikinci soruna denk düşüyorsunuz. Çok fazla sayıda üniversite açtığınızda kontenjanlar çok artınca bu sefer taleple arz arasında bir dengesizlik ortaya çıkmaya başlıyor. Bu sene örneğin 580 bin kişi ikinci basamak sınavına giriyor. 340'a yakın örgün öğretimde kaynağımız var, kontenjan var. Buna açık öğretimde kattığınızda 580 bin rakamına ulaşıyorsunuz. Dolayısıyla aslında sınava giren herkesin bir şekilde okula gireceğini varsayıyorsunuz ama böyle olmuyor. Sınava girenlerin neredeyse yarısı açıkta kalıyor her yıl. Yani sınav ölçümleme tarafında mı sorun var? Ölçümlemeden ziyade yerleştirme tarafında bir sorun var. Ölçümle o sınava girenleri bir sıraya dizen bir şey ve gayet de iyi yapılıyor Türkiye'de bu. Esas mesele o puan, bir taban puan var burada. Taban puan, belli bir puan alamayan hiç kimse hiçbir yere yerleştirilemiyor. Ama bu şuna neden oluyor. Devlet üniversitelerinde ve vakıf üniversitelerinde hiç fark yok. Ciddi sayıda kontenjanlar açıkta kalıyor. Halbuki bu taban puan ortadan kaldırılsa ya da daha aşağı indirilse, sadece o sıralamaya göre dizilse, bu sefer ne üniversitelerde kontenjan açığı kalacak ne de bu kadar çok insan açıkta kalacak, üniversiteye girilecek. Yani taban puanın kaldırılmasıyla şu anda eğitim sektöründeki evet, sorun ortadan kalkmış mı oluyor? Bir kısmı kalkmış olacak. Yani boş kontenjan sorunu ortadan kalkmış olacak. Burada boş kontenjan sorununun büyüklüğüne ne kadar bir boş geçen kontenjan? Yılki rakam 100 bin. Bunun 70 bini devlet üniversitelerinde, 30 bininde vakıf üniversitelerinde olmak üzere 100 bin kontenjan boş kaldı. Bu şu demek, okumak isteyen, okumayı arzu eden ve bunun için belki para da ödemek isteyen 100 bin kişi okuyamamış demek. Daha önemli bir şey var. Bu 100 bin kontenjanı açmış olan üniversiteler, devlet ya da vakıf olsun fark etmiyor. O dersleri verecek öğretim üyeleri zaten istihdam etmiş durumdalar. Dolayısıyla onlara maaş ödüyorlar. Evet. Ama bu kontenjanlar doğmayınca bir kayıp söz konusu. Bu da hani sınavda bu kadar açık çıkması, taban puanın tutturulmaması da acaba eğitim sisteminde bir verimsizlik mi var? Hani orta öğretimde gerekeni karşılayamıyor muyuz? O soruyu beraber de getiriyor herhalde. O çok ciddi bir soru ve o bütün üniversitelerin aslında yakındığı şeydir. Çünkü eğitim sistemi bir bütündür. Eğitim sisteminin alt tarafı ilkokuldan başlayarak, hatta anaokulundan bugün başlayarak gelen yapı yeterince iyi olmayınca üniversiteye gelen öğrencinin de verim alamıyorsunuz. Biz üniversiteye gelen öğrencilerin önemli bir kısmına önce konuşmayı, tartışmayı, yazmayı
öğretmeye çalışıyoruz. Bir de tabii vakıf üniversitelerin çok büyük bir kısmı, bazı devlet üniversiteleri için geçerli olan mesele, İngilizce öğretmeye çalışıyoruz. Hı hı. Yani bütün bunlar olmadan üniversiteye geldikleri için lisedeki eğitimde daha çok A, B, C, D ve E arasında bir seçim yaparak alıştıkları için tartışmak, yazmak, konuşmak konusunda çok büyük sorun yaşıyorlar. Bunlar hele benim gibi sosyal bilimden gelen insanlar açısından o öğrencilerle karşılaştığınızda çok büyük sorunlar teşkil ediyor. Bunun çözüm yolu da aslında daha çok para, yani devletin eğitime daha çok para ayırması ve bu aslında üniversite eğitimi konusunda vakıf üniversiteleriyle sağlanan ciddi bir açılım ve eğitime katkı söz konusu. Hı hı. Ama ilkokullarda, ilk öğretimde ve özellikle orta öğretimde baktığımızda yeterince bir kaynağın ayrılmadığı, biraz da bundan kaynaklanan sorunların bize kadar, üniversiteye kadar taşındığını evet, görüyoruz. Eğitimcilerin bir araştırması var mı? Ne kadar kaynak ayrılsa bu hani bahsettiğimiz eğitim yani reformu gerçekleşir? Türkiye açısından rakamları bildiğim bir rakam yok ama şöyle bir rakam verebilirim size. 1960'da Kore ile Güney Kore ile Türkiye'nin milli gelirleri birbirine denktir. Hı hı. 1960'lı yıllarda Güney Kore eğitime %25'ini ayırmıştır bütçesinin. Bunu 10 yıl boyunca sürdürmüştür. Ondan sonra 70'li yıllarda da Türkiye büyük bir fark atmıştır. Dolayısıyla herhalde olması gereken bu diye düşünüyorum. Çünkü bunun, yani eğitime yapacağınız yatırım size her halükarda ekonomik büyüklük olarak 5-10 yıl sonra, biraz gecikmiş de olsa, döneceği kesin olarak gözüküyor. Peki, ben de size teşekkür ediyorum bu değerlendirme için. Profesör Doktor Mustafa Aydın konuğumuzdu. Kadir Has Üniversitesi Rektörü, eğitimi konuştuk bu bölümde Reel Gündem'de. Şimdi kısa bir reklam arası, ardından piyasalar diyeceğiz.